Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri Antalya'da Ekim ayında 3 polisin öldürülmesi olayının faili çağrı danışmanın şizofren olduğunun ortaya çıkması üzerine şiddet eğilimli şizofreni hastalarının polis kontrolüne tutulması için çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçen emniyet yetkilileri şizofrenlerin sağlık ve adres bilgilerini alıp karakollara bildirecek. Böylece her karakol bulunduğu mevkide kaç şizofreni hastası olduğunu, bu hastaların nerede kimlerle yaşadığını ve ne iş yaptıklarını bilecek. Ekipler şizofren tanını belediyenin aileleriyle de zaman zaman görüşecek. Polis şiddet ve cinayet eğilimli hastaların durumunu periyodik olarak takip ederek önleyici tedbirler alacak. Tedavi gören ya da hiç hastaneye gitmemiş şizofrenlerin kayıt altına alınmasıyla şizofrenlerin suç işlemesinin engellenmesi amaçlanıyor. Araştırmalar Türkiye'de şizofrenler tarafından öldürülenlerin %69.4'ünün aile içinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'deki cinayetlerin yaklaşık %3'ü, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise %5'i şizofrenler tarafından işleniyor. Şizofreni tanılı bireylerin şiddet davranışı göstermeye daha yatkın olduğunu ortaya koyan araştırmalar, cinayet işleyen şizofreni tanılı bireylerin tüm cinayet vakaları içindeki yaygınlığının şizofreninin toplumsal yaygınlığından daha yüksek olduğunu gösteriyor.